Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Didim'de görebileceğiniz en güzel manzaralı villayı tanıtmaya geldim. Sinema odalı. Her odada ebeveyn banyosu bulunan ve her banyo lavaboda da gariptir klima bulunan seyir teraslı muhteşem bir manzaraya sahip harika bir villa gezeceğiz. Ve bu villamız bence Didim'deki en güzel manzaraya sahip. Çok güzel bir konumda. Önümüzde hiçbir yapının bulunmadığı ve bulunmayacağı. Kesintisiz deniz manzarasına sahip harika bir villa arkadaşlar. Dediğim kadar güzel bir villa. İlk önce bir bahçeye bakalım, sonra evin içerisine bakacağız. Toplamda alt katı da sayarsak 4 katlı bir de seyir terasımız var ama bar tarzında yapılmış, sanki bir kafe restoranttasınız. Yukarıya çıktığımızda anlayacaksınız beni. Güvenlik kameraları takılı, kısmi eşyalı şöminemiz var. Evin her tarafı gerçekten çok güzel bir manzaraya sahip. Bütün odalardan bu kesintisiz manzarayı izleyebiliyorsunuz. Aracınızı aşağıya park edip merdivenle yukarıya çıkabiliyorsunuz. Arka taraftan da girişi var ve gördüğünüz gibi manzara muhteşem. Mavişehir Pazarı'nın yanındayız. Karşımızda kafe restoranlar mevcut. Denize girebileceğiniz bir bölgede muhteşem bir konum. Şu balkonu bir gösterelim mi? İlk önce balkonu bir gösterelim. Balkondan manzarayı bir gösterelim. Hiç yapmadığımız bir şey. Genelde içeriden dışarıya çıkıyoruz. Bu sefer dışarıdan her tarafı bir göstermiş olalım. Çok güzel bir balkonumuz var. U şeklinde tamamen dönüyor. Kesintisiz bir manzaramız var. Gün batımını izleyebileceğiniz harika bir manzaramız var. Özellikle aramızda kalsın. Yukarıda teras kısmında ya da seyir terasında çok güzel bir rakı balık sofrası kurulmaz mı? Gün batımına karşı. Bu evde gerçekten artık o sofrayı çok görürüz. Çünkü böyle bir manzaraya da o yakışır. Tamamen bahçeyi gezelim. Şurada bir girişimiz var. Burası alt kattaki sinema odasına kadar devam ediyor. İsterseniz buradan da girebiliyorsunuz. Bahçe düzenlemesi yapılacak. Bahçıvan gelecek. Şu önümüzdeki otlar tamamen temizlenecek. Alt kısımda da bir bahçe alanımız var. Tamamen bitkilerle kapatmışlar. Manzarayı bir daha gösterelim. Çünkü bu manzara için geldik biz buraya. İnanın manzara için geldik. Biraz da böyle gün batımını bekledik ki akşam gün batımını da gösterelim size. Anlatarak olmuyor, göstererek bunu anlatmamız gerekiyor diye düşündük. Çok güzel bir manzaramız var. Bahçeyi bir gezelim, ardından evin içerisine bakacağız. Muhteşem bir konumda harika bir villa dedik. Geniş balkonlarımız var. Yukarıda kış bahçesi tarzında yapılmış bir alanımız var. Bence küçük masraflarla harika bir villa haline gelebilir. İstanbul'da böyle bir villayı penthouse diye tanıtıp artık 100-150 milyonlara kadar istenilen rakamları görebiliyoruz. Bodrum'da, Kuşadası'nda böyle bir villaya sahip olmak için 50-60 milyonların üstüne çıkmanız gerekiyor. Buranın bence küçük bir dokunuşla harika bir şekilde oturum alanına çevrilebileceği aşikar, çok da güzel bir villa. Şimdi bahçeye bir bakalım dedik. Yan tarafta da bir komşumuz var. Çok da iyi insanlar. Ortalama 300 metrekare arsa içerisinde. Çünkü merdiven payı da var. Oradan bir 10 merdivenle yukarıya çıkıyorsunuz. Tam böyle oturabileceğiniz, manzarayı sevenler için harika bir villa dedik. Giriş kısmımız da burada. Yine arka tarafı da bir gösterelim. Ardından evin içerisine geçelim. Bence tanıttığım villaların arasında en güzel manzaraya sahip villa burası arkadaşlar. Birazdan giriş kısmına geleceğiz. Buradan sinema odasına direkt eve girmeden giriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz orayı ayrı bir oda tarzında dizayn edip misafir odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Karşımızda marketler, restoranlar var dedik. Ve manzaramız da çok güzel dedik. Ben evi çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Şimdi iç kısmına geçeceğiz. Biraz hızlı geçeceğiz. Çünkü hemen manzarayı kaçırmadan göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bugüne kadar gördüğünüz en güzel manzarayı göstereceğim size dedim. Harika bir manzaraya sahip. Çok güzel bir villa gezeceğiz. Sinema odası da var aşağıda. Ona da bakacağız. Yukarıda bir seyir terası var. Muhteşem yapmışlar. Hızlıca bu bölgeleri geçip manzaralı olan yerlere bakacağız. Girişte hemen sol tarafta bir lavabomuz var. Biraz gün batımını bekledik burası için. Böyle de bir depo alanı yapmışlar. Bunun yan tarafına raf yapmışlar. Çamaşır makinemiz burada mevcut. Toplamda 4 tane odamız var. Artı seyir terasımız var. Odalardan bir tanesini de sinema odasına çevirmişler. Kısmi eşyalı. Gördüğümüz yer salon. Geniş bir salonumuz var. Ön tarafa açılan 2 tane sürgülü penceremizle birlikte hemen bahçeye ulaşabiliyoruz. Ve manzaramız çok güzel. Burada harika bir şöminemiz var. Çok güzel yapmışlar değil mi? Süslemeleri falan harika olmuş. Bütün odalarda klimamız mevcut. Ev çok geniş. Biraz
ufak tefek masraflarla harika bir hale getirebilirsiniz bence bu evi. Neden ufak masraflarla diyorum? Bence bir boya yapılabilir. Tekrardan temizlik boyası olarak yapılabilir. Bahçe düzenlenebilir ki manzara muhteşem. Zaten bahçede gördüğünüz, drone görüntülerinde gördüğünüz harika bir manzaramız var. Bir manzarayı şuradan bir gösterelim mi? Bizim gördüğümüzü bir gösterelim. Sadece zemin kattan göreceğiniz manzara bu. Bir de siz bunu seyir terasından hayal edin. Birazdan çıkacağız yukarıya. Muhteşem bir manzaramız var. Zaten bahçeyi gezmiştik. Tekrar çıkmamıza gerek yok. Burada 6 kişilik bir yemek masamız var. İstenirse 8 kişilik de buraya rahatlıkla sığdırılabilir. Çok güzel bir ev dedim. Ve mutfak kısmındayız. Kısmi eşyalı birkaç eşya gidecek sadece. Geri kalan bütün eşyalar kalacak. Zaten gördüğünüz gibi hepsi tamamlanmış eşyalar. Bir evde ne arıyorsanız burada da tamamıyla her şeyi bulabilirsiniz. Artı her odada da farklı şeyler var. Birazdan bakacağız. Çok güzel odaları mevcut. Gayet güzel bir mutfağımız var. L şeklinde bir tezgah granit kullanılmış. Arada mozaik, tezgah arasında mozaik kaplamalar kullanılmış. Güzel olmuş. Büyük bir spotumuz var. Harika bir ev. Evi çok sevdim ben. Ama manzarayı, konumunu daha çok sevdim. Aramızda kalsın, ev çok güzel. Şimdi bu koltuklar da kalıyor. Bunlar televizyon izleme koltuğu aslında. Aşağıdan hemen yukarıya doğru ayak kısmı açılıyor. Bir sinema odasına bakalım mı? Hızlıca bir sinema odasına bakalım. Sonrasında yukarıya çıkalım. Çok güzel bir ev dedim. Bence fiyatını hak eden evlerden bir tanesi arkadaşlar. Sonuç olarak burası denize sıfır. Önümüzde hiçbir yapının olmadığı, İstanbul'a gittiğinizde penthouse olarak adlandırılacak bir villa. Gayet güzel bir alanımız var. Karşıya da bir tane gördüğünüz gibi televizyon izlemek için sinema odası olsun diye bir perde, beyaz perde germişler. Yansıtıcımız da burada. Direkt buradan zaten izleyebiliyorsunuz. Tabi burayı perdeyle kapatmışlar. İstenirse bir kapı da yapılabilir. Ayrıca buranın bahçe girişi de var burada. Bahçeden de direkt buraya girebiliyorsunuz. Siz sinema odası istemezseniz yatak odası olarak da burası değerlendirilebilir. Hızlıca geçiyorum çünkü manzarayı bir an önce size göstermek için böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Ev çok güzel. Mavişehir'deyiz dedik. Çarşıya pazara çok yakın. Yazın burası çok güzel oluyor. Tabii kışı da güzel ama yazın. Çünkü hemen karşı tarafımızda Mavişehir pazarı var. Orayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu aşk gemisi denilen Mavişehir'de geldiyseniz bilirsiniz. O iskele tarafını da görebiliyorsunuz burada. Şimdi yukarıya çıkalım. Odalara bir bakalım. Heyecanla odaları göstermeye çalışıyorum size. Anlayın artık beni. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar, size güzel evleri tanıtmaya çalışacağız. Çok ev tanıttık. Denize sıfır tanıttık. Denize çok yakın deniz manzaraları tanıttık ama buranın manzarası bir başka. İki tane odamız var orta katta. Hemen ilk odamızdan başlayalım. Odaya girer girmez böyle geniş bir yatak alanı sizi karşılıyor. Ki zaten burada gömme dolaplar yapılmış. Bir dolap ihtiyacınız kalmamış. Her odada televizyonumuz da var. Klimaları da halihazırda mevcut. Çift kişilik bir yatak, hatta double bir yatak denilebilir. Hemen şurayı da gösterelim. Bu şekilde de bir giyinme alanı yapılmış. Bütün odalarda var bu. Bu şekilde. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Gayet güzel bir giyinme alanı yapılmış buraya. Ve her odanın da kendine ait banyo lavabosu mevcut. Büyük pencereler kullanmışlar ki şu manzarayı görmeniz için. Çok güzel bir manzara. Çıkalım mı? Sabırsızlandık. Manzaraya bakar mısınız? Şimdi bu iki odadan çıkabileceğiniz balkon burası arkadaşlar. U şeklinde bir balkonumuz var. Evin ön cephesini tamamen dönüyor ama manzaramız bu. Biraz daha yakından gösterelim mi manzarayı? Hemen şurası Mavişehir pazarının olduğu yer. Restoranların, kafelerin olduğu yer ve gördüğünüz manzara kesintisiz bir biçimde bütün odalardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz da yoldan yukarıda olduğumuz için ses gürültü de burada çok sizi rahatsız etmeyecek. Çünkü ses gürültü de olmayacak arkadaşlar. Çünkü yukarıdayız. Sadece buranın bence bir havuzu eksik. Ama teras kısmında belki havuz çözülebilir. Belki çözülebilir. Tabii denize yakın diye havuz yapmamışlar. Mantıklı bir hareketle. Ama eğer öyle bir gereksinim varsa da bir şekilde burası çözülebilir. Banyo lavaboya bakmadık değil mi? Ben manzarayı göstereceğim diye heyecandan banyo lavaboyu göstermeyi unuttum. Bakalım. Burada da bir banyo lavabomuz var. Duşakabin kısmı buranın iç kısmında kalıyor. Gayet güzel bir banyo lavabo. Geniş bir banyo lavabo. Burada da aslında ufuk yerleştirmişler. Sıcak olsun diye kışın her yerde bir elektrikli
Aksam var. Bir şeyler yapmışlar yani. Her tarafa klima ve ısıtıcı koymuşlar. Gayet güzel bir duş alanımız var. Seramikler çok güzel olmuş. Güzel de bir niş alanımız var. Ev gerçekten güzel. Bütün odalarda böyle geniş banyo lavabo olması da çok daha farklı bir olay değil mi? Her odanın kendine ait aslında bir banyo lavabosu var. Ve bu da küçük küçük değil. Şimdi yeni gördüğümüz evlerde hep küçük görüyoruz ama buralarda küçük değil. Gayet güzel bir yatak odamız var. Çift kişilik yatak sığdırılmış. Karşıda yine dev gibi bir televizyon LG marka. Yanında bilgisayar. Bunlar kalıyor arkadaşlar bu arada. Bunu söyleyelim. Gördüğünüz elektrik aksamlarının tamamı kalıyor. Elektrikli ürünlerin tamamı neredeyse kalıyor. Sadece kişisel eşyalar alınacak. Camların filmli olması çok büyük bir avantaj. Gün ışığından etkilenmeyin diye, rahatsız etmesin diye filmli yapmışlar. Yine aynı balkona çıkıyorsunuz buradan. Terastan zaten bu manzarayı net bir şekilde anlatacağım ben size. Bahçede dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık ama terastan daha net bir şekilde anlatacağım. Burada da bir giyinme alanımız var. Burada da güzel bir giyinme alanımız var. Yine aynı şekilde bunun kapağının birini boy aynası olarak yapmışlar. Güzel olmuş. Belki buraya daha modern dolaplar yapılabilir. Yani askı değil de tamamen bir dolap yaptırabilirsiniz burayı. Bu şekilde de kullanılabilir. Eğer ben masraf etmek istemiyorum diyorsanız. Sırada diğer ebeveyn banyomuz var. Hepsi büyük. Abi hangisini anlatacağımı şaşırdım ben. Hepsi çok büyük. Yani o kadar büyük banyo lavabolar yapılmış ki buraya da klima konulmuş bu arada. Değil mi? Çok garip değil mi? Zevkine ne kadar düşkünmüş burada oturan abimiz, ablamız artık kimse. Gerçekten zevkine çok düşkünmüş. Çünkü burada klima var. Klimanın hemen karşısında bir ısıtıcı var. Çok garip şekilde hepsinden koymuşlar. Ve burada da duş alanımız var. Çok güzel değil mi? Yani ben bunu seviyorum. Modernse olmasın, böyle olsun. Bunlar 60'a 120 seramiklerden daha pahalı. Taş görünümlü, doğal taş görünümlü harika duruyor. Yapacaksak böylesini yapalım. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıda da çok böyle güzel şeyler var. Bir seyir terası var. Ben çıktığımda dedim ne oluyor? Yanlış bir yere mi geldik? Kafe, restoran gibi bir yer yapmışlar yukarıda. Işığa tekrar basar mısın? Yanlışlıkla ben kapattım onu. Evet. Merdivenler de gayet geniş, kullanışlı. Güzel merdivenler. Şimdi yukarıya çıktığımızda karşı kapımız direkt terasa çıkıyor ama orada bir kış bahçesi yapmışlar. Odadan çıkabileceğimiz teras alanı da açık planlı bırakılmış. Yine burada böyle bir depo alanımız var. Bu kapağı açamadım. Güzel bir depo alanımız var. Şu merdiven boşluğunu da bir gösterelim buraya. Değil mi? Buradan bir merdiven boşluğunu da gösterelim. Sonrasında odamıza bir bakalım. Gayet güzel bir odamız var. Şık bir oda. Bence burası ebeveyn odası olacak bir oda. Neden? Çünkü yataktan kalkar kalkmaz harika bir manzara görüyorsunuz. Ve yine burada klimamız hazır gördüğünüz gibi. Burada da bir giyinme alanımız var. Diğerlerine nazaran biraz daha geniş, biraz daha kullanışlı. Güzel bir giyinme alanımız var. Ama dolap yapılırsa çok daha şık olacaktır. Değil mi? Harika olacaktır. Burası 10-15 yıllık bir bina. Bunu da ek olarak söyleyelim. Şimdi geldik bir başka banyo lavaboya. Burada da klima var. Ya ben şeyde gördüm. Şimdi Arap ülkelerinde gördüm arkadaşlar. Banyo lavaboda genelde hep klima koyuyorlar. Çünkü çok sıcak orası. O sıcaktan bunaldıkları için artık tuvaletlerde de banyolarda da genelde klima oralarda oluyor. Ama buralarda ilk defa görüyoruz. Acaba klimacı mıydı buranın sahibi? Her yere klima koyunca şimdi bunlar ücretsiz mi geldi diye düşünüyor insan. Burada güzel bir küvetimiz var ve yine niş yapılmış. Yarım duvar dediğim olay bu aslında. Bu biraz daha yukarıda kalmış. Yarım duvar yapıp üstüne cam da yapabilirsiniz. Güzel duruyor. Klozetimiz orada da, lavabomuz var. Devam edelim. Bitmiyor. Bitmiyor. Evin içinde kaybolabiliriz. Labirent gibi bir ev. Neden bitmiyor? Göstereceğim. Terasa çıkmayalım. Bir kış bahçesini gösterelim. Bu arada komşular da çok iyi insanlar. Onu da dipnot olarak geçelim. Güzel bir kış bahçesi tarzında böyle biraz daha otantik meyhane görünümlü üstte balık fileleri işte balıkçıları andıran fileler yan tarafta gördüğünüz gibi süslemeler harika bir kış bahçesi yapmışlar böyle kendilerinin zaman geçirebileceği ve buranın devamında da yine manzara mükemmel manzarayı artık söylemeyi bile unuttuk. Devamında da güzel bir teras alanımız var.
Şimdi böyle bitmiyor. Sadece burada bitmiyor. Yukarıya çıkacağız. Yukarısı bambaşka güzel. Şöyle bir anlatalım. Şurası Mavişehir dediğimiz yer burası arkadaşlar. Çocuk oyun parkımız var. Kafeler, restoranlar var. Hemen Mavişehir Pazarı da buradan gözüküyor. Yan tarafında gün batımı buradan başka bir yerde böyle güzel bir gün batımı göremezsiniz. Ben Didim'de her zaman söylüyorum, gün batımı izlemek istiyorsanız Mavişehir'e geleceksiniz. Mavişehir'de gün batımını izleyeceksiniz. Muhteşem gün batımı. Siz de o gün batımına karşı burada güzel bir masa kurabilirsiniz kendinize. Sonra devam edelim. Bitmiyor tabii ki. Burada bir lavabomuz var. Mutfak tezgahı olarak kullanabilirsiniz ya da biraz daha büyütüp bir buzdolabı falan da yerleştirebilirsiniz. Üstü kapattırıp çok daha güzel olur. Seyir terasına da buradan servis yapılabilir. Merdivenlerle çıkıyoruz. Bir de seyir terasımız var. Her metrekare kullanmışlar. Ve benim en sevdiğim yer. Güvenlik kameraları takılı bu arada. Başta gibi. Benim kişilerin durmasını sağlamak olacaktır. Burada böyle bir ip yardımıyla bunu sağlamaya çalışmışlar ama biraz daha böyle otantik olsun diye. Çok güzel bir manzara değil mi? Değil mi? Harika. Konum da harika. İşte İstanbul 60-70 milyon, 100 milyon, 150 milyon isteyebilirler. Belki zaten çok daha büyük rakamlar. Ama burada gördüğünüz gibi daha uygun rakamlara böyle bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Tabii bu evi Kuşadası'nda ya da Bodrum'da almaya çalışsak dünyanın parasını ödeyeceğiz. Manzara mükemmel. Denize buradan girilebiliyor, ileriden girilebiliyor ve diğer yerlerden de girilebilen yerler var. Gayet güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Biraz hızlı bir çekim oldu. Çünkü aşağıda bekleyenler var. Evi göstermemiz gerekiyor. Onları beklerken bu çekimi yapmak istedik. Onlara da evi gezdireceğiz. Belki satılır, belki satılmaz. Diyen birine nasip olur. Güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Mavişehir'deydik. Dedim Mavişehir'de denize sıfır. Harika bir villa.